arada ölüyor mu? Ölüyor mu emin? Tabulüs. Oy. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda geleneksel büyük YouTuber ve yayıncı diyelim karışık 1v1 turnuvamızın yeni maçına hoş geldiniz. Zekanzı inanılmaz bir şekilde comeback'le yenip bir üst tura çıkan Enki var. Diğer tarafta da Sinch Design'ı garip bir şekilde rahat ama aynı abi, zamanda da ortasına Outclass koyman lazımdı. O yanlış oldu. Pardon. Sinch Outclass Design'ı yenip bir üst tura çıkan Garen for Win var arkadaşlar. Arkadaşlar ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar, minyonlarımız geldi. Bakalım Garen, Emir. Şimdi iki taraf için de bazı sıkıntılar mevcut bu VS'de. Garen'in karşısında Vayne birazcık sıkıntılı bir karakter ama Emir diyor ki ben ona karşı da oynarım. Ben diyor karakterime güveniyorum diyor. Zaten önemli olan bu arkadaşlar. Abi her zaman kolay alışmamak lazım. Bazı durumlarda zora karşı da savaşmayı öğrenmek gerekiyor. Doğru. O zaman yok mu bir Garen sızı? Yok mu bir Garen vs Garen'imiz peki? Yok. Gayet güzel. Yalnız minyon konusunda Enki bayağı bir fark açacak. Eşyayı hızlı tamamlayacak bu arada. Abi 40 CS fark yemezsem sıkıntı olmaz bence ya. Hiç adama adamın üstüne gitmiyorsun Emir. Bu konuda ne diyorsun? Abi taktiksel oynuyorum diyelim. Okey. O benim üstüme gelsin. Bir de ayağına mı gideyim abi adamın yani şimdi? Yani hani minyon konusunda bir 9 minyonluk fark var. Ne bileyim, bir anda kafama flash gibi falan atsana zıplarım aydın ben. Evet, sen o bana da oluyor, bana da oluyor. Ha, o, şey yapıyorum zaten şu an, uyutuyorum seni, daha farkında değilsin sen hiçbir şeyin. Yavaş yavaş her şey. Vallahi. Yalnız 30 milyona yakın fark var. Abi 40 olmazsa sıkıntı yok, ben dediğim gibi. Ben normalde şey oluyor, mesela karşıma menzilli bir karakter geldiği zaman çok sinirleniyorum deyince. Böyle bekliyorum, hani adam... Allah dur, bir anda kandırma beni. Kandırılacakmış gibisin. Emir öldün oğlum. Abi gizli pasifim birikiyor benim. Böyle çok sinirleniyorum. Adamı kesesim bir anda. Bir anda atıyor flash'i üstüne. Aynen aynen ve kesiyorum da. Tamam. Ayy, bata iptal ettim. Enkini de kafa karışıyor çocuğun. Ne yapacak diye. Söylemen lazım base atarken. Kardeş base atmıyor muyuz Emir şimdi? Ya şimdi bak. Base'i taktiksel kullanmak gerekiyor. Her saniye base atılmaz. Tamam. Oy 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 oy, Emir öldü. Oy! Tutuşturu kullandı. E gitmedi yalnız. Emir burada ölüyor mu? Ölüyor mu Emir? W'su var mı? Yoho! Az daha. Yakındı. Ölüyordum ha. Oha! Ama level yakındı. Denedik abi. Bir takım talihsizlikler durum sonucunda. 1-0 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, durum 1-0. Geldik ikinci maça. İkinci maçta Enki dedi ki, Vayne dedi easy oluyor. Ben easy yeniyorum. Bu sefer Fiora alacağım dedi. Eğer bunda da yenersem zaten Garen Forwin Garen'i bıraksın dedi abi. Nasıl? Dolayısıyla Emir eğer Fiora'da yenilirse zaten bıraksın abi Garen'i. Abi bakalım, bir takım talihsizlikler sonucunda bir takım talihsizlikler uğramazsam bence yenilmem. Abi orada ben yendim sandım bir anda ya, yani olmuyormuş öyle. Ben de öldüm sandım ben, biliyor musun? Takasa çok az canlı girdi Emir bu arada. Evet evet. Demek full canlı girse ki giremez, öyle bir şansı yok. Aa güzel. Çok güzel karşı hamle yaptı lan Berkay. Gayet güzel abi ama başlangıçta avans veriyorum, hani canımı azalsın ki yine bir ama şey yenebileceğini sansın misalim ha. Olur mu hiç yani? Ah, büyük minyonu kaçırdık ya. Sen de kaçırsana Emin. Kardeş bakalım, demasya kardeşliği. Ooo tutuşturu kullandı yalnız. Emir inanılmaz hasar vuruyor. İnanılmaz da hasar yedi lan Fiora. Oha. Tamam. W'yu yanlış kullandın gibi oldu. Evet evet, W'yu bu sefer bekletti. İki kere yedi de bu sefer ben erken davrandım. Şu an flash bakıyor bu arada, atlayacak üstüme. Berkay'ın bu yanlış hamlesi mevzuyu değiştirebilir. Oy ulti kullandı yalnız. Ulti kullandı. Abi rakibi kandıracaksın böyle. Bir anda. 3 tane şeyim vardı, stratejim vardı. Yalnız Fiora da çok hasar yiyor. Tamam. Güzel ultiyi de kullandı bu arada. Ama kule altı girdi. Oy! Oy! Misclick.
O kuleye vurmak. Kusmadım, ulu basamadım var ya, o yüzden oynayamadım ya. Şey yapacaktım aslında, yapmak istediğim Q'yla arkasından vurmaktı yani. W'yla şurada üçüncüyü patlatacaktım, sonra flash'la dördü patlatacaktım. Hani true damage, belki öldürürüm dedim de gerek yoktu aslında dive atmana. Evet arkadaşlar, durum 1-1 oldu şu anda. Fiora ile Garen'e karşı bir tık hatalı oynadı aslında Enki. Bayağı hatalı oynadım abi ya. Yoksa iyi gidiyordu yani oynayışı. Yine ben Fiora denemek istiyorum dedi. Bundan sonraki maç eğer yine kaybederse Vayne oynayacak. En son maçı da eğer Vayne'i kazanırsa all random yapacağız. Orada bir nevi şansa kalıyor açıkçası. Kime ne gelirse. Çok güzel kullandı lan W burada Enki. Çok doğru zamanda. Evet. Kas eşit neredeyse. Valla Euro'da her şey var. Can yeniliyor pasifinden. Bana derdi yok. Saçma ya. Ne ararsam var abi. Q'yu kullandığı gibi yedi ama inanılmaz hasar yiyor burada Enki'yi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adam sadece abi dönerek... Sadece E'li yarı canımı aldı öyleyse. işte. Kuleden yalnız hasar da yedi. Yemedi. Kuleyi kandırdım abi. Yalnız Enki içeride buldu bir anda kendini. Ultisi tutuşturu kullandı burada. Garen sıçra. Ulti geliyorum diyecektim. Tutuşturu gitti. Şu an. Oy. Oğlum adam Jellet'in çağrısı almış yala. Ama Berkay unutma. Sen son Nexus kulesi kalmış. Karşısında 4 tane eşyası olan ve hatta Randuin'i olan bir Draven'ı Tristana ile yenmiş insansın. Evet abi ama bakalım ya. Şafak da böyle oynuyordu abi, hatırladın mı? Evet. Abi can yenilemesine bakar mısın adamın ya? Yalnız Enki... Bilemedim ya. Burada mesela üstüne gitse ne olur, gitmese ne olur emin değilim. Yani manayı çok harcamak istemiyorum aslında koridorda durabilmek için. Güzel karşı hamle yaptı ama çok hasar yiyor burada Fiora. Garen'in çoğu şey kalmadı. Ulti sıçra abi. Tutuştur. Bu ne oldu böyle ya? Arkadaşlar ya bence... durum 2-1. Garen Forwin önünde. Bu maçta Vayne aldı Enki. Eğer bu maçta Enki kazanırsa son maça bakacağız. Random yapacağız yüksek ihtimalle. Çünkü herhangi bir tarafa herhangi bir eşitsizlik olsun istemiyoruz. O da şansa kalacak aslında son maçta. Eğer Garen alırsa zaten rüştünü ispatlamış olacak. Bakacağız, merak ediyorum. Berkay sen elinden geleni yaptın şimdi yani Fiora'larla. Bakalım abi. Hop. Ne hasar yedi be. Ne hasar yedi be. Bak yine takaslara canı. Oy. Tamam. Deneyecektim aslında flash auto ignite'ı da dedim ölmez mi ölmez, şimdi gerisi 20'yelim 2-1 zaten. Aynen ha, doğru onu unuttuk. 2-1. Aynen. Garen yenerse biter. Şey yanı kötü abi, ben mesela Vayne'e karşı oynarken şey yaparım. İşte sağdan soldan bir şeyler almaya çalışırım. Öne geçirmek için. Roam atarak falan aynen. Aynen. Burada yapamıyorum onu. Neyse ben solo Q'da kasmaya başlayamıyorum, oynamıyorum çok. Hesaplaşırız bunları sıkıntı yok. Karşına geleyim daha da adaletim falan. Hop. Yalnız. Oy susturdu. E'yi kullandı. Tutuşturlar kullanıldı. Vayne nerede? Sıçralar kullanıldı ve Garen öldü. Öldü mü? Hayır yakalayama. Yakalayamaz. Gel buraya gel. Öldü. Yakalama. Bak konuşarak halledebiliriz. Öldü mü? Kuleye kaçabilirsin. Kuleye gidip dönüp Q'yu vurup öldüreceğim beni. Yo bak bunu konuşarak halledebiliriz. Oha ya, kaçtığı cana bakar mısın? Abi inanılmaz ya. Ben öyle o flash'ı atmam lazım. Bir de Leon'un üstünlüğü de var Vayne'de. Of üçüncü hasar çok vuruyor bak. Ondan gerçek hasar yiyor ya. Zırt da alsa işine yaramayacak yani o üçüncünün patlaması. Can da alsa sıkıntı. Aynen. Cana göre vuruyor zaten. Şu an can aldığı için zaten biraz daha fazla vuruyordur muhtemelen W'lum. Öldü lan adam. Nasıl dive atasım geldi ama dönüp direğe basır öleriz şimdi, hiç gerek yok. Anladım ki iyi Garen'e karşı iyi Vayne her türlü easy abi. Emir beni şu an var ya.
Zor tutuyorum yani kendimi. O elin kaşınıyor senin ya. Vallahi kaşınırdın elime. Garantici mi? Öyle düşünmek lazım. garantici mi? Buraya gitti Emir. Emir öldü. Emir öldü. Yani evet, o kuleyi vermem. Garantici. garanticiymiş, evet. Garanticiymiş. Durum 2-2 arkadaşlar. Geçelim son maça, hayırlısı diyorum. Arkadaşlar, durum 2-2. Şimdi iki arkadaşımızla da detaylıca uzun uzun düşündük, taşındık, ne yapalım, ne edelim diye. All random yapalım dedik son maçı. Çünkü gördük ki Garen Forvin'e karşı Berkay Vayne alırsa yeniyor, Vayne alamazsa yeniliyor. Çok normal bir durum açıkçası. Çünkü Garen'e karşı Vayne'in haricinde yenebileceği bir şampiyon yok teknik olarak. Adamın da main'i ADC. Dolayısıyla dedik ki ikinizin de hakim olmadığı bir şampiyon oynayalım. All random yapmayalım, şansa kalmasın iş. Türkiye'nin yetenek belirleyici şampiyonu hangisi dedik? Düşündük. Garen ama şey Yasuo. Yasuo'yu bulduk arkadaşlar. İki tarafta Yasuo aldı. Bu maçı kazanan bir üst tura çıkacak açıkçası. İki tarafta okey bu arada. Konuştuk, anlaştık. Arkadaşlar ikiniz de okeysiniz. Bir sıkıntı yok. Evet. Yok, süper. Sıfır sıkıntı. Aynen öyle. Bakalım kim yenecek. Kim yenerse bir üst tura çıkar. Üst turdaki rakibini bekler arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun ikinizin de. Hadi bakalım. Bol şans emin kanki. Eyvallah. Çünkü arkadaşlara da kazansın. Hemen açıklayayım. Yani tek karakter oynayan arkadaşlarımız için bu tarz VS'ler sıkıntılı. Yani Garen'in karşısına adam Vayne'den başka bir şey alamıyor doğal olarak. Çünkü ADC main. Yani mid main ya da top main olsa başka karakter alır. Aynen. Ya direkt bütün top karakterlerine top oynadığı için matchuplara falan benden daha çok hakim. O yüzden aynen, mesela öyle. Fiora, belki hani Fiora main birisi kesebilirdi daha iyi oynayıp falan ama işte ben çok hakim olmadım. Emir, adam sana vurup kaçıyor. Senin Q'lar niye daha taşa kaçıyor? Gidiyor. Q'lar anlamadım ya. Kostüm farkı var herhalde. Çünkü Q'lar skill shot. Garen'de skill shot yok. Abi tamam. Ben başlıyorum artık. Yeter bu kadar. Aa, güzel tutturdun Q'yu ama. Emir, başlıyorsun da. Yalnız orada yalnız. Yalnız burada iki tarafta altı level oldu. Enki de iki aldı. Altı level oldu. Duvarda kaldı. Abi. Çok saçmaydı bu arada. Duvarın arkasından attım onu sanki ama. Yalnız Enki gire çıka vura burada Garen Forvin'i bayağı yordu yani. Yalnız Enki vuruyor abi. Garen Forvin'den henüz herhangi bir şey görmedik. Garen Forvin burada büyük ihtimalle. Oy, bu nasıl bir refleks? Ne oldu, sinirlendin mi ya Emir? Yalnız Emir de vuruyor artık ha, bu ne? Sinirlendi o. Oy, ulti kullanıldı. Burada Emir gitti galiba. Burada Emir gitti mi? Burada Emir sıçrayarak kaçıyor mu? Ay, duvarı kullandı. Abi oğlum. Aynı aynı sahne. Oha. Yalnız Garen Forvin biraz agresifleşmeye başladı. Oy, güzel tutuldu. Ama Garen Forvin hemen henüz ulti atamadı galiba, değil mi? Evet, atamadı abi. Ama bu çocuk base attıktan sonra bir değişti gibi. Evet, base'den gelince itemlar bir eşitlendi, onun şeyine geldi. Emir girdi, vurdu, ulti kullandı, tutuşturu kullandı. Enki'nin canı çok az. Burada Emir hasar yiyecek mi? Burada sıçrayı kullandı, burada ne yapıyor Enki burada? Üstüne gittim, ultiyi kullandı burada, tutuşturu da kullandı, Enki alacak gibi duruyor. Oh, abi inanılmaz yakındı. Oha. Ah be. Abi ben base atacaktım ya. Evet. Base atacaktım lafını kim kullandı abi? Dekans. Aynısını kullanmadı mı? Ulan resmen. Abi işte bu rahatlık şeyi getirdi. Tarih yani. Tekerrür. Bak sahnenin aynısını yaşadı. Gidip ebedi alacaktı ve seni var öldürecekti. Ya, 2200 gold vardı üstümde ya. Direkt kazanırdım yani. Lifesteal de alırdım üstüne. Direkt kazanıyordun abi. Mümkün değildi kaybetmek. Direkt kazan, evet. Teşekkür ediyorum. Bir üst tura çıkan Garen Forvin'i tebrik ediyorum. Enki'yi de inşallah bir sonraki turnuvamızda görmek isterim. Hak etmeyerek bir üst tura çıktığım için çok mutluyum. Buradan seyircilere kartal gibi bir şey, pençesi falan var bu kostümün. Kartal soylu bir hayvandır, tek başına hükmeder diyorum. Ve videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Ne kadar bakın. Boş yaptım abi belli değil, böyle bir boş görüşmek yok yani. Üzere.